Değerli izleyiciler, müzeler kültür hayatının en önemli varlıkları. Bir ülkenin kültürel birikimi büyük ölçüde müzelerinin birikimiyle ölçülüyor ve kanıtlanıyor. Türkiye, arkeolojik müzeler bakımından dünyada çok önemli bir yere sahip. Ülkenin hemen hemen her köşesinde çok önemli, evrensel olarak çok önemli yapıtları barındıran arkeoloji müzeleri var. Ama çağdaş sanatlar, modern sanat bakımından o kadar zengin değiliz. Son yıllarda İstanbul'da önemli yeni özel müzeler açıldı. Devlet de kendi payına, kendi adına müzelere yeni yatırımlar yapmaya başladı. Ama İstanbul'da özel sektör tarafından açılan müzelerin kültür hayatımızda oynadığı rol diğerlerinden çok farklı bir noktada. Bu biraz da dünyanın çağdaş sanat ve modern sanata dönük ilgisinden kaynaklanan bir durum. Bugün İstanbul'daki çok önemli iki müzenin kurucusu ve yöneticisiyle birlikte olacak. Müze konusunu ele alacak. Çağdaş sanat, modern sanat içinde müzelerin ne ifade ettiğini değerlendireceğiz. Elgiz Müzesi kurucusu Can Elgiz Bey burada ve İstanbul Modern Sanat Müzesi direktörü Levent Çalıkoğlu, ikisi de benim çok yakın dostlarım. Onlarla birlikte bu konuyu konuşacağız. Şimdi Can Bey, sizin çok ilginç bir müzeniz var. Türkiye içinde, kendi çapında, ölçeğinde, dünya içinde önemli koleksiyon barındıran bir müze. Bu macera nasıl başladı? Kısaca sizden onu dinleyebilir miyiz? Bu macera aslında biraz benim mesleğime de bağlı herhalde. Ben mimar olarak tahsilimi yaptım. Evet. Ondan sonra mezuniyetimden sonra biraz tabii mali yapılara, şeylere, iş hayatıma falan bağlı olarak bu mimarlık eğitimimde aldığım sanat bilgisinin de etkisiyle, ki o zaman biz çok değerli hocalardan dersler almıştık. Yani Sebahattin Eyüboğlu mesela benim sanat tarihi hocamdı. O zaman bu İstanbul Üniversitesi'nde mi cereyan ediyor? Teknik üniversite. Teknik üniversite. Yani teknik üniversite olmasına rağmen çok kuvvetli bir, yani teknik üniversite derken tabii ki önemli bir üniversitesi ülkemizin. Tabii, fakat çok. Sanata sanki uzak gibi ismiyle anılırken tabii çok kuvvetli bir sanat eğitimimiz vardı. Ercüment Kalmık, Şadan Bezeyiş bizim hocalarımızdı. Evet. Erik Reuter bir Alman hocamız vardı. Birkaç sömestr bize. Evet. Yavuz Görey bizim hocamızdı. Yani biz çok güzel bir Doğan Kuban tabii ki yani diğer tabii. Mimarlık tarihi hocalarımız. Kuvvetli bir sanat eğitimiyle yetiştik. Sonra da ben bu mesleğimin getirdiği birazcık da tabii içgüdüsel ve kendi merakımın devamıyla elimden geldiği kadar 80'lerde koleksiyon yapmaya başladım. Yani benim sanat hayatına yakınlığım koleksiyonerlikle başlar. Yani koleksiyonunuzu müzeye dönüştürdünüz bir süre sonra diyebilir miyiz? Epey bir süre sonra. 80'lerde, daha doğrusu 80'lerde koleksiyon yapmaya başladım. Önce Türk eserlerini alıyordum. Sonra çok az miktarda yabancı eser almaya başladım. Çünkü sanatta sınır koymak çok doğru bir şey değil. 2001'de, epey yıl sonra... Müzeyi açtınız. Vasıf'la beraber ilk defa şey. Tabii mevcut kendimize ait bir binada böyle bir deneyim yaşamaya karar verdik. Çünkü bir yerde koleksiyonerlikte edindiğiniz eserleri paylaşmak temeldir. Yani hiçbir zaman sanat eseri, biraz evvel de özel konuşurken aramızda bahsediyorduk, telif hakları vesaire. Yani bir sanat eserini alıp da bir yere hapsedemezsiniz. Onu muhakkak bir paylaşma, bir ortak alanda göstermenizde fayda var. Gerçi biz 2001'de başladığımızda ilk defa kendi koleksiyonumuzu göstermedik. Küratörlü sergiler yaptık. Evet. Epey bir yıl öyle devam ettik. Bu Proje 4'le değil mi? Proje 4'le olarak başladık. Evet. İstanbul Güncel Sanat Müzesi adı altındaydık Levent'te. 4'le nereden geliyor diye herkes soruyordu. Biz de 4'le 4. Levent'ten geliyor. Fakat biz açılıştan bir hafta evvel posta kodu aldığımızda 4. Levent olmadığını fark ettik. Ama ismi de değiştirmedik, öyle kaldı. Peki 2001'den beri devam ediyor. 2001'den bugüne devam ediyoruz. Bir noktadan sonra başlangıçtan 5-6 sene sonra koleksiyona döndük. Yani o dediğim yani sanat eserlerinin paylaşımı esasından yola çıkıp. Şunu sorup Levent Çalıkoğlu'na geçeyim. Sizin sergilediğiniz yapıtların önemli bir bölümü yabancı sanatçılara ait. Yerli sanatçılar da var. Dolayısıyla yabancı sanatçılar da var ve böyle bir karışım olarak bunları sergiliyorsunuz.
Bu şuradan kaynaklanıyor. Esasında biz ilk yabancı eserlerle ilgilenip de yurt dışı fuarları, sergileri falan gezerken o zamanlarda Türk sanatı yurt dışında bilinmiyordu. Türk sanatını, evet, Türk çağdaş sanatı olup olmadığını yabancı koleksiyonerler soruyordu ve bu da çok ağrımıza gidiyordu. Yani Türkiye'de çağdaş sanat çok güzel bir şekilde tabii ki vardı o zamanlarda, 1980'ler, 90'larda, fakat bunun yurt dışında bilinmeyişi yani ağrımıza gidiyordu. Fakat bu bir karşılıklı, hani eski tabiriyle karşılıklılık esası gibi. Yani siz yabancı eserlerle ilgilendiğiniz oranda yabancı koleksiyoner de Türk eserleriyle ilgileniyor. Neticede biz, peki, yabancı eserleri alıp sergilerken Türk ve yabancı eserleri bir arada gördüğü zaman bir yabancı ziyaretçi çok daha değeri çok önemli, farklı oluyor. Peki, koleksiyoner, hı-hı, olduğunuz için sorayım. İlk aldığınız eser hatırlıyor musunuz? Vallahi aslında ilk aldığım eser Mehmet Gün. Soyut eser çok severim. Yani Mehmet Gün'ün bir takım eserlerini bulma şansım olmuştu 80'lerde. O yıllarda onu aldınız. Çok güzel. İstanbul Modern Sanatlar Müzesi biraz daha farklı Elgiz Müzesi'nden. O daha ziyade çağdaş sanata dönük. İstanbul Modern, o da göz bebeklerimizden birisi. Onunla olan ilişkimiz tabii daha ziyade Türk resmi üstünden devam ediyor. Sizde büyük bir Türk resmi koleksiyonu var. Siz de bu müzenin yapısı hakkında biraz bir şeyler söyleseniz. Tabii, İstanbul Modern 11 Aralık 2004 yılında Eczacıbaşı ailesinin öncülüğünde kuruldu. Tabii bunun bir de bir kendi içinde bir geçmişi var. 90'lı yılların başına gidiyor. Rahmetli Necat Eczacıbaşı'nın inisiyatifi, girişimi ve öncülüğünde bir dönemin belki çok çok ilerisinde çok önemli bir müzecilik girişimi olarak Fesane binası restore edildi. Türkiye'de muhtemelen ilk adım olarak bir çağdaş sanat müzesi kurulmasına yönelik bir adım atıldı. Ama o proje ne yazık ki gerçekleşmedi. Geçen süre içerisinde özellikle Oya Eczacıbaşı'nın bu konudaki inisiyatifi, bu alanda hakikaten bir eksikliği hissetmesi ve pek çok kişiyi ikna etmesiyle biz 2004 yılında açıldık. Şimdi tabii bizim kurgumuz biraz farklı doğal olarak. Biz Türkiye'deki modern ve çağdaş sanatı temsil etmek üzere kurulduk. Bunu izleyiciye sunmak, paylaşımı açmak, yayınlamak, erişime sunmak ve dolayısıyla aynı zamanda dünyayla paylaşmak. Bizim koleksiyonumuz tabii ki modernden başlıyor ama çağdaşa uzanıyor. Tabii ki çok önemli bir farklı bir dönüşüm. Biz çok hızlı ve güncel sergiler yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Onlara geleceğiz. Şimdi bu modern ve çağdaş konusu Türkiye'de tartışılıyor. Modern ne zaman başlar, çağdaş ne zaman başlar diye öteden beri devam eden bir tartışma var. Dünyada da var ama üzerinde uzlaşılmış bazı noktalar da var. 89 sonrası 80'lerden itibaren çağdaştır, öncesi moderndir diye düşünülür. Dolayısıyla sizin İstanbul Modern Müzesi koleksiyonunun yapısı bizim resmimiz bakımından neleri kavruyor? Bir de sizin bildiğim kadarıyla koleksiyonunuz bir havuzdur denebilir mi? Birkaç bizim parçadan oluşan. Koleksiyonun temel havuzunu İstanbul Modern koleksiyonu oluşturuyor. Evet. Aynı zamanda Necat Eczacıbaşı Vakfı'nın birikimiyle de hareket, tamam, edebiliyoruz. Doğal olarak ortaya böyle bir, neredeyse 100-120 yıllık bir zaman dilimi çıkıyor. Evet. Ama tabii ki sergilemelerin içeriğine bağlı olarak, küratöryel seçimlere bağlı olarak bu 120 yıllık zaman dilimi kimi zaman bir başlık altında, kimi zaman bir seçki olarak ama çoğunlukla da özellikle 2009'dan beri ağırlığını 45 sonrası ve günümüze uzanan bir şekilde kurguluyor. Evet. Bizim yerli sanatımız bakımından 45 sonrası ve bugüne uzanan şekilde bir koleksiyon var ve bunu zaman zaman bazen tematik sergiler, bazen, evet, sürekli koleksiyon olarak ortaya koyuyorsunuz. Peki yabancı sanatla veya yabancı sanatçılarla olan ilişki ne şekilde cereyan Şimdi ediyor? Koleksiyon tabii bir kere uluslararası bir kimlik, tamam, kazanıyor doğal olarak. Ama her şeyden önemlisi bizim geçici sergilerimiz zaten çağdaş ve
güncel sanat üzerine kurulu. Dolayısıyla yani bugün dünyadaki çağdaş sanat, güncel dönüşüm nedir dediğinizde bizim kavramsal ve uluslararası sanatçılarla Türk sanatçılarını bir araya getirdiğimiz sergiler tamamen bugünkü dönüşüme bakar. Ve bunu da hakikaten yani özellikle çağdaş sanat çerçevesinde yorumlar, izleyiciye o dille sunmaya çalışır. Peki Can Bey, sizin müzenizdeki en eski yapıtlar ne zamandan beri devam ediyor? İlk aldığımız eserler yine 1900, yani ilk aldığım Mehmet Gün'den bahsettiğim alımlardan evet. Daha eski işleri daha sonradan aldığımız oldu. Ama 1900 neticede biz hep yakın dönem çağdaşta kaldık, yani moderne geri gitmedik. 1970'ler, 75'lerden sonra. Peki, var bizde sizin müzenize eser alırken, yeni yapıt kazandırırken özellikle gözlemlediğiniz, dikkat ettiğiniz bir zaman veya bir tema veya bir sanatçı ağırlığı var mı? Yok. Şöyle, ben biz daha doğrusu alımlarda kronolojik bir yahut da sanat tarihinin adımlarını izleyen bir şey yani düşünmedik açıkçası. Çünkü koleksiyoner kökenli geldiğimiz için sanat tarihi kökenli değiliz. Sanat tarihçilerinin yahut bazı belki koleksiyonerlerin de tabii sanat tarihindeki gidişe göre sevdikleri, beğendikleri, alım yaptıkları sanatçıların değişik dönemlerini alma merakı da vardır. Evet. Belli sanatçılar üzerine, belli sanat akımları üzerine giden koleksiyonerler de vardır. Biz daha çok eklektik bir yapıda kalmayı tercih ettik. Çünkü böyle dama tahtasındaki boşlukları doldurma gibi bir endişem olmadı hiç. Değişik eserleri bir araya getirdiğimiz zaman bunlardan değişik küratöryel sergiler yapmak yahut işte o farklı işleri farklı sergilerde yan yana koymak farklı anlatımlara sebep oluyor. Onun için muhakkak bir tarih sırasına göre yahut muhakkak bir sanat akımına bağlı olarak sergi yapmayı düşünmedim. Alırken siz bunu daha ziyade yeni sanatçılardan mı seçiyorsunuz? Yoksa kafanızda müzede olmasını istediğiniz bir takım isimler var. Onların yapıtlarını mı arıyorsunuz? Böyle bir ön koşul herhalde var. Aslında tabii sevdiğiniz sanatçılar, çok takdir ettiğiniz, beğendiğiniz ve koleksiyonunuzdaki varlıklarını genişletmek istediğiniz sanatçılar ön planda. Ama orada da yeni ortaya çıkan ve bilinmemiş, çok duyulmamış sanatçıların da bulunması çok değerli. Çünkü 2001'de biz başladığımızda esas ana amacımız daha çok bilinirliği olmayan ve galerilerde, çünkü galeriler neticede duvarında satılır sanatçılara vermek istiyor. Tabii. Biz kar amacı gütmeyen bir oluşum olduğumuz için bilinmeyen sanatçılara yer vermeyi ön planda tutuyorduk. Nitekim sonra koleksiyonuna döndüğümüz zaman da koleksiyon sergilemeye elden geldiği kadar yani çok bilinir olmayan sanatçıları da koleksiyona katma amacını sürdürdük. Bir yandan da son 5-6 yıldır biliyorsunuz heykel sanatına destek evet. vermek zor. Evet. Biraz daha zor kendine yer bulan bir alandır. Evet. Heykel terasında açık hava heykel sergisini açtık. Orada da yine çok az bilinir birçok heykel sanatçısına belli bir jüri seçimiyle yer verme çabasındayız. Peki İstanbul Modern'in yeni yapıt alması, koleksiyonunu genişletmesi bakımından güttüğü belli bir politika var mı? Var. Bizim 3 temel yönelimimiz var. Bir, 45-80 arası. Muhtemelen Türkiye'deki bütün bu modern sanatın uluslararasılaştığı dönem. 80-2000 arası çağdaş diye çok rahat bir tür avantgardı da içinde barındıran bir dönem. Ve 2000 sonrası çok güncel bir tabirle güncel sanat. Şimdi burada tabii koleksiyonun büyüklüğü biraz bu bakışı dilimlememize neden oluyor. Aslında 45-80 arası güçlü tarafı var koleksiyonun. Ama tabii orada da yine muhakkak önünüze
koleksiyonu zenginleştireceğini düşündüğünüz Türk modern sanat tarihinin vazgeçilmez yapıtları çıkıyor. 80-2000 arası çok kolay görünüyor belki. Oysa ki tabii çok da kayıtlı bir dönem değil. Yani koleksiyon yapmaya niyetlendiğinizde de çok kolay bulabileceğiniz yapıtlar da çıkmıyor. O biraz daha spesifik ve ince bir çalışma. 2000 sonrası ise tabii ki neredeyse her şey önünüze gibi durup görünüyor. Peki onun içinden nasıl bir seçim yapıyorsunuz? Yani bence o biraz daha zor. Şimdi bu soruyu başka bir sebepten dolayı Can Bey'e de soracağım ama sizinki biraz daha farklı. Orada daha kolay bir süreç var bizim açımızdan. Çünkü koleksiyonun belli başlı damarları var. 2000 sonrası bunu okumak çok daha kolay. Bunlar tematik damarlarda olabildiği gibi çok açık, hani global olarak devam eden bir ilişki ise Türkiye'deki güncel sanat, o ortaklık ve bağlamlardan da yol alabildiğiniz ana damarları görebiliyorsunuz. Nedir mesela bu ana damarlar diye konuştuğumuzda, bir tabii 2000'li yılların sanatında çok önemli bir alan olarak da özellikle de çağdaş sanat alanında ya belirgin bir mesela bir İstanbul ve kentleşme meselesi var. Bizim koleksiyonumuzun 2000 sonrasının ana damarlarından birisi bunu oluşturuyor. 2000'li yıllar Türkiye'de özellikle kadın sanatçıların çok aktif olduğu, görünür olduğu, üretimlerin çok arttığı bir dönem. Evet. İki, tabii ki kadın sanatçıların hem beden, kimlik politikası üzerine ürettikleri işler, hem de Türkiye'deki bütün bu sosyo-kültürel ve politik dönüşüme verdikleri cevaplar. Üç, tabii bütün bu alan özellikle de müzik ve ses üzerine kurulu çok işin olduğu bir zaman dilimi. Bu önemli bir damar İstanbul Modern Koleksiyonu'nda. Çünkü müzik ve ses hem disiplinler arası bir yaklaşım olarak çağdaş sanatçıların da kullandıkları bir eşleşme, hem de hakikaten çok çok güçlü bir ifade alanı. Dolayısıyla 4-5 tane temel damarı var 2000 yılların sonrasında. Biz ona konsantreyiz. Seçimi onun içinden yapıyorsunuz. Sizin şüphesiz bu niteliğinizle yaptığınız alımların bir genç sanatçıyı zamanında görmek, keşfetmek, onun alacağı yolu sezmek ve onunla birlikte o tarihi yaşamak gibi bir yaklaşımı var herhalde. Aynen. Bu böyle cereyan etti mi? Bunu yaptınız mı? Veya bu sizin özel politikalarınızdan biridir denebilir mi? Tabii ki aslında şimdi değişik sanat sohbetlerinde bir de tanıdığım mesela koleksiyonerler bir şeyi neye göre bakıyorsun, neye göre seçiyorsun falan diye hep sorarlar. Yani bir koleksiyonerlikte birinci planda olan önce kendinizi eğitmeniz. Yani daha önce de bazı sohbetlerimizde aramızda da konuştuk bunu. Öncelikle yani sanat hem bir kere tarihi çok iyi öğrenmeniz lazım. Tarihten bugüne işte modern, modernden çağdaş. Yani ben sadece güncel sanat toplarım derken modern sanatı bilmezseniz zaten bir kere yanlış yaparsınız yani. Bir de bu işin doğrusu yanlış da çok esnektir. Daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Dolayısıyla bir kere o bilgi birikimini yapmanız lazım. Ondan sonra bugünlere doğru yaklaştığınız zaman tabii ki bir de benim ana fikrim koleksiyoner olmak için çok para sahibi olmaya gerek yok. Çünkü önemli olan o bilgiyi edindiğiniz zaman herkesten önce zaten İleriyi görebilirsiniz. O günü de görebilirsiniz. Yani ileriye ne olacağını kestirdiğiniz zaman da o gün çok büyük bir maliyete girmeden. Bugün bir koleksiyoner tabii ki yani çok değerli bilinir sanatçılar var. Fakat artık koleksiyoner daha önceden meşhur olmuş, bilinmiş, çok yerleşik sanatçılardan çok yeni sanatçıları bulan kişi bence. Evet, gerçek koleksiyoner bu. Tabii. Peki, şimdi müzeler ve çağdaş sanat dünyasının kanayan yarası küratörler. Şimdi hepimiz bu işle bir ölçüde iç içe olduğumuzdan bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Siz küratörlerle çalıştınız. Programın da sonuna yaklaşıyoruz. Hızlıca sorayım. Küratöryel sergiler yaptınız. Bizzat sizin düzenlediğiniz sergiler oldu. Sizin müze-küratör ilişkiniz nedir? Yani bir müzede mutlaka küratörler
bulunmalı mı diye ben biraz da provokatif bir soru sorayım. Cevabım benim var bu soruya ama %100 tabii. Bizim şimdi küratöryal departmanımız şu an 6 kişi. Ben de sergi yaptığıma göre 7 kişi. Şimdi doğal olarak müzenin ana lokomotifi sergi yapmak, ana işi sergi yapmak. Ya yani biz bir çatının altında eğitimde yapıyoruz, sinemada yapıyoruz, fotoğraf sergisi de yapıyoruz ama işin doğası sergi kurgulamak. Tabii ki küratöryal bakış, tabii ki küratöryal bir kişinin, küratörün bir koleksiyonu değerlendirmesi, tabii ki çağdaş olmak için günceli takip edilmesinin içerisindeki bir sürü nüansı tabii küratör yapacak. Şimdi burada tabii küratörün rolü müzeler için o kadar farklı bir kimlikte oluşturuyor ki bağımsız bir küratörün rolü müze küratöründen oldukça farklıdır. Yani müze küratörünün işbirliği içerisinde olduğu pek çok departman vardır. Kullandığı dilden tabii ilişki içerisinde olmak zorunda olduğu izleyici diyaloğuna tabii kadar her alandaki sorumluluk bambaşka. Dolayısıyla müzeler küratörsüz mümkün değil. Hareket değil, etme şansına sahip peki değil. Şimdi size de bir provokatif sorum var. Hatta belki daha provokatif. O da şu: müzeler para kazanabiliyor mu? Yani bugün dünyada yine müze meselesinin en önemli konularından birisi bu. Bir fon bulmak zorunda, bir kaynağa dayanmak zorunda. Bu mutlaka bir kişinin desteğiyle mi olacak, yoksa müzelerin kendi kendilerini sürdürebilmesi mümkün mü? Aslında kendilerini sürdürmesi tabii, eğer bazen şimdi normal koleksiyoner müzesi olduğu zaman ve koleksiyon içinde hareket etme sadece durumunda çok çok büyük bir dış destek bulmasa da o koleksiyonerin biraz kendi gücüyle, eğer yer maliyeti de yoksa, ki yurt dışında genelde devlet yahut yerel yönetimler müze alanlarını tahsis ediyorlar. Geçenlerde ben Şankaya'ya da gittim. İnanılmaz müzeler var. Yani Şankaya Expo, bir önceki Expo fuarındaki Fransız pavyonu orada, evet, bir özel müzeye tahsis edilmiş, evet, mesela. Evet. Başka bir müze, 100 müzeum var. Ona başka bir bina tahsis. Yani bunun gibi çok örnek var. O zaman kendi kendine nispeten çevirebilir oluyor. Ama yani tabii ki çok farklı sergilemelere gittiğiniz zaman çok ciddi katkılar gerekiyor. Evet. Bunu da değişik sistemlerle çözüyorlar. Bazılarının patronaj sistemi var, mesen sistemi var. Mesenler, patronlar, patron diye çağrılan destekçiler o müzelere destek hamiler oluyor. Yani. Hamiler gibi yani. İkinize de müzelerde, bu sürdürdüğünüz etkinliklerde başarılar. Değerli izleyenler, bugün Elgiz Müzesi kurucusu Can Elgiz ve İstanbul Modern Sanat Müzesi direktörü Levent Çalıkoğlu ile birlikte Türkiye'deki müzeleri, özel müzeleri, çağdaş ve modern koleksiyonları, müzelerin ayakta kalma koşullarını, koleksiyon yapmanın bazı inceliklerini konuştuk. Öyle anlaşılıyor ki müzeler, müzecilik ve sanat bildiğiniz gibi değil.